gastronomide de çok iyisiniz. Mesela Hıdırlık testleri gördüğümüz en güzel testlerden biri. Tandırından tutun, tahinli ekmeğinden tutun ve meşhur kimilerine göre keşkek, ama siz ne diyorsunuz? Herse diyoruz. Herse diyorsunuz. İnsanlar gelip bunu yerse çok güzel olacaktır. Biraz da gastronomi diyelim. Evet. Başkanım. Tandır kebabımız Akşehir tandır kebabı. Meş odununda pişer. Kuzu ön koldan yapılır. Kendine özel bir fırını vardır. Coğrafi işaretini 2-3 yıl önce almıştık. Gerçekten gelen misafirlerimizin yağsız olması ve güzel bir lezzet olması anlamında takdir ettikleri bir yemek. Peygamber Efendimiz de kuzunun ön kolunu yermiş. O Akşehir'imizdeki bu tandır kebabımız da sadece kuzu ön koldan yapılır. Ve sade meş odunuyla yağı süzerek pişer. Yağı da altta biriktirilir. Çorbalarda kullanılır. Dolayısıyla güzel bir yemek. Akabinde peynir baklavamız, tatlılarımızdan birçok şey var da kısaca bir yemek, bir tatlı bahsetmiş olalım. Peynir baklavamız da gene coğrafi işaretini aldığımız ürünlerimizden birisi. Künefenin baklava versiyonu diye tabir ediyorum ben. Taze yağlı köy peynirinden baklavayla peynirin kombin edilmiş hali. O da sıcak gelir ve tadı çok orantılıdır. Çok şekerli değildir. O da yine hafif olması noktasında hep gelen misafirlerimizden tam not almış bir tatlımızdır. Coğrafi işaretini aldık. Herse genelde bunu Ege tarafında keşkek diye bir benzer versiyonu var ama aynısı değil. Bizimki ilikli, kemikli etten 8-10 saatte sabaha kadar bu fırınlarda, odunla pişen fırınlarda pişer. Ve bir muhabbet yemeğidir. Aile bir araya toplanır kış günlerinde, kahvaltıda bu yenir. Böyle özel arkadaş grubu toplanır yenir. Misafirlerle bir muhabbet ortamında yenir. Kahvaltı noktasında yenir. Ve Aralık ayından Mart ayına kadar bu herse yemeği devam eder. Bu sizin de gördüğünüz Akşehir Belediye'mizin tesisi Hıdırlık soframızda Aralık ayından itibaren bu çıkmaya başlar. Sıra yarınlar yine kış aylarındaki bir eğlencedir. Ahilik kültüründen gelen bir Akşehir'imizin kültürel zenginliğidir. Belli yaş grupları, akranlar bir araya gelir, gruplar oluşturur. Onların her birinin kendinin bir yöneticisi olur, yarenbaşı. Kendi aralarında eğlenirler ve gençleri hayata hazırlarlar. Onların belli sloganları vardır. Örneğin, yaren yalan söylemez, yaren saygıda kusur etmez gibi. Böyle bizim Türk ve İslam örfüne ait değerleri o yarenlik kültür içerisinde hemhal ederek, yoğurarak gençlerimize aktarlar ve gençlerimizi geleceğe hazırlar. Olması gereken bir Türk ve Müslüman genci donanım hale bu yarenlik kültürle beraber getirmiş olurlar. Bu da bizim gene özelliğimiz. Yine Selçuklu eseri yönünde turizm potansiyel anlamda 154 tane tescilli Selçuklu eserimiz var. O da ayrı bir zenginliğimiz bizim. Yani bunları saymakla bitiremeyiz. Akşehir gerçekten böyle şirin bir Selçuklu kenti. Zaten Selçuklular döneminde, yani Konya payitaht olduğu dönemde Akşehir'de çok ciddi gelişme kaydetmiş, çok ciddi yatırımlar almış. Bir dönem Selçuklulara dönem il olmuş bir yer. Bu anlamda Akşehir'imize tüm izleyenlerimizi, en iyisi gezmek programını izleyenleri, Harun Bey'in programını izleyenleri, Ülke TV'yi izleyenleri davet ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.